Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medya fenomeni Banu Parlan şikayetini geri çekti. İş yeri kurşunlaması davasında hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat ve müşteki Banu Parlak hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise Sekvis ile duruşmaya bağlandı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği iş yeri kurşunlanması davasında ara karar çıktı. Davada hakim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir dönemin en popüler dizilerinden Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmişti. Oyuncu Damla Ersubaşı, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili şöyle konuştu. Balık baştan kokar, bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu. O veya ben, birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım. Sosyal medyada aktif olan Seda Sayan son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Esmer olmayı düşünen ünlü isim kararsız kalınca çözümü takipçilerine sormakta buldu. Kahverengi bir perukla karar veremedik diyen Seda Sayan yine de sarıdan vazgeçmedi. Platin sarışınlık yolunda ilerlemeye devam eden ünlü şarkıcı takipçilerini ikiye böldü. Doktor Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğluna yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili duruşması devam ediyor. Oğlu babasının kendisini istismar etmediğini ve annesine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pedagogu eşliğinde beyanda bulunan müşteki çocuk, babasının kendisine sürekli pis kokuyorsun dediğini belirterek, sürekli yediğime içtiğime karışıyordu, kontrol altında tutmaya çalışıyordu beni. Anneme barışması için sürekli baskı yapıyordu. Evin etrafına sopalar saklamıştım, korkuyordum. En son böyle bir yola başvurdum. İlk olarak istismar olayını anneme söyledim, bana inanmadı. En son inanmaktan başka çaresi kalmadı. Raporlu olduğum halde okula gitmiştim. Annemin haberi yoktu. Bunu yapmamdaki amacım olayı rehber öğretmenime anlattıktan sonra babamın oraya gelip utanması ve beni bir daha baskı altına almayacak düşüncesiydi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.